Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kamptan geldim, kamp. Suriye kampından. Biraz fazla etkilenmişim. Ondan sonra sebebi dersimi biraz da belirledi o. İnan Allah Resulü'nün nuru olmasa, din olmasa neyi neyle yorumlayacaksın? O kadar harika ki peygamberi ortaya koyuyorsun. Kur'an'ı ortaya koyuyorsun. Size bir başlıktan okuyayım. Din ne kadar acayip bir şeymiş ya. Bak, bu pencereyle bakacağız. İnsanı ve varlığı izah etmek için malzeme lazım. İnsanı ve kainatı. Şu bir hayal eder misiniz dünyayı böyle? Uydudan şöyle bir serseri gibi gezen bir parça dolaşıyor. Yani Allahsız bakıyoruz serseri gibi. Ne kadar harika bilgin dahi olsa bütün yorumlaman, izah bunun içinde olacaktır. Bu malzemeyi kullanacaksın. Bunun dışına çıkamazsın. Bunun dışına çıkamazsın. Şöyle bir de hayal et, din yok. Dünyaya bir bakar mısın böyle videoyla ya? Dünya dolaşıyor. Şöyle bir video gönderdiler bana. Uydudan dünya, dünyadan bir şehir, şehirden bir ağaç. Ufaltıyorlar, ufaltıyorlar. Ondan sonra yaprak. Yaprakta bir hücre. Hücrede atom. Atomdan sonra tekrar açılıyor. Yani kum saati var ya, yukarısı geniş, daralıyor, tekrar genişliyor. Sanki bu alemi şehadet ezel ve ebedi ayıran bir kum saatinin dar yeri gibi. Böyle kainat geliyor, daralıyor alemi şehadette, ondan sonra genişliyor. İnsanı ve varlığı izah etmek için zorunludur ve zaruridir bir berzah olması lazım. Yani bu alemi, bak iyi dikkat edin, bu alemi ve insanı aslıyla irtibatlandırıp, izah edip çözen bir berzahlar lazım. Buna ne diyor şu alarda 121'de? Bu insanlar insani berzahtırlar diyor. Orayı okumak istiyorum o cümleyi. Çok ilginç Resulullah. Dinler olmasa. Allah Allah. Biraz fazla gezdiğim için çok etkileniyorum. Olmazsa. Yani biz nimetin içindeyiz de anlayamıyoruz. Bak insani berzaha bakın Allah aşkına. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir. Misafire bak, şu adama bak. Misafir. Alemi şehadet ve cismani ve maddi cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden aldığı ders, hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi mutala ile bir seyahat. Sanki öteki mahalle yani. Alemi gayba bir mutala. Bir seyahat. Bir tahari hakikat, hakikat araştırıcısı, alemi gayb, gayba geçiyor. Arzu ederken her taife insaniyede bulunan, bak herkeste bulunan ve kainatın meyvesi olan, bak her taife insanda bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan, herkeste bu var okuyacağım yer. Ve kainatın meyvesi, hulasası, ruzname, takvimi olan insan, çekirdeği hükmünde olan, kainatın çekirdeği hükmünde olan insan, küçüklüğüyle beraber, küçüklüğüyle 60 kilo, manen kainat kadar inbisat edebilen, manen kainat kadar, inbisat şu,
İnkişaf şu, benim sesim noktada noktaya gidiyor. Bu inkişaf. Oku çektim, noktada nokta. Bu inkişaf. İnbisat kuşaklayarak gidiyor. Bütün kainat insanda, kainat kadar insan inbisat ediyor. Muhittin Arabi'ye demişler ki, insan nedir? Ben şuna insan derim. Bütün kainat ondadır, yani şu ondadır bu adam. Ama o kainata sığmamıştır. Çünkü kainatta olan insanda var ama insanda olan her şey kainatta yoktur. Allah'ta var çünkü. Zat kainatta yoktur. Allah'ımız kainata efaliyle, esmasıyla, ilim, irade, kudretiyle her yerdedir. Zatiyle asla, sakın, sahnede geçiyor, zatiyle değil. İlmi, iradesi ve kudretiyle her yerdedir. Zatiyle bir yerde zuhurat etmiştir, zuhur etmiştir insanda. Kainatta yoktur bu. Sığmadım kainata. 11. sözde. Ancak beni seven müminin kalbinde zatiyle vardır. Bak şimdi bu insana bak. Kainatın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen mustakim ve münevver akılların, mustakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Allah Allah. Yani yolunu da söylüyor bile. Ne olması lazım, ne yapmamız lazım? Mustakim olacağız, münevver olacağız. İstikametimiz belli olacak. Çizgimiz belli olacak. Çizgi belli olacak. Zıksak yok. Bir böyle bir böyle yok. O neyi gösteriyor? Ölçünün olmadığını gösteriyor. Ölçün varsa zıksak olmaz. Çizgin belli. Mustakim ve münevver akılların akıl bu. Bak aklın sıfatı bu olması lazım. Kantar veriyor elimize bak. Tak tak metre ve kantar. Akla mustakim ve münevver akılların, kalp için bak ne diyor? Selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Selim ve nurani açıldı. Şimdi okumak istediğime geldim. Baktı ki bu zat akılda kalp yoluyla girdi. Alemi gayb, iyi dikkat buyurun buraya lütfen. Alemi gayb ve alemi şehadet ortasında, alemi gayb ve alemi şehadet ortasında o kum saati gibi o dar boğaz var ya, ortasında insani berzahlardır bunlar, bu zatlar. Böyle inbisat eden insanlar insani berzahtırlar ve iki alemin birbirleriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden. O noktadan oluyor. Yani videoyu şey yaptık, dünyayı seyrediyor şurada. Kainat fezasında, galaksi samanyolunda mustaki serseri bir şey yani dolaşıyor. Hiçbir neyle yorumlayacaksın? Onun dışına çıkamazsın yani. Dünya bu kadar. Fakat orada birisi var ki veya birileri var. Yani birisi var ki o orada iken bu her şeyin kaynağıyla bir irtibat yolunu bulmuş. İşte o alemi gayb, melekutiyeti eşya, Esma-i Hüsna ile irtibatlandıran o zat insani berzahtır aleyhissalatü vesselam. İnsanlıkla Allah arasında, dünya ile kainat arasında bağ kurulma yolu ve yöntemi oradan oluyor. Bir de okuyayım şurayı, bu noktada şimdi bakın. Baktı ki onlar, o peygamberler, alemi gayb ve alemi şehadet ortasında, duyuyor musunuz? Alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani inin takkesi var. Noktası yok. Risale-i Nur, kulaklar için nasıl sadeleştirme cinayetini işleyenlere. Ne farkı var? Takke ile nokta ne farkı var? Eğer insani nokta olsaydı, İnsandan bahsediyor zatından. Takke koydu, insani taşıdığı sıfat, açtığı kanal,
insani berzah, insani bir miraç olur. Yani kendi zatından bahsetmiyor, ifade ettiği alemden bahsediyor. İnsani berzahtırlar. Berzahlık yönünü anlatıyor. Mensubiyeti anlatıyor o takke. İnsani berzahtırlar. Bunlar yani. 15. şuada diyor ki, peygamberimiz için diyor aleyhissalatü vesselam, şu dünyayı gene önümüze koy. Buraya geldi. Onun gelmesiyle diyor, alemi gaybı, alemi şahadete taşıdı diyor. Alemi gaybı, alemi şahadete taşıdı. Ve iki alemin birbirleriyle teması, alemi gaybla, vaciple mümkün arası, bağ, temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor. Şu şeye bakın, nasıl bir koridor, nasıl bir yol. Bir de böyle ben şeyi anlıyorum, kadını anlıyorum, kadını. Benim tefekkürüm o. Yani kitapta metin değil, tefekkürüm. Kadını da böyle bir dağ geçit vermez de tünel yaparlar ya, böyle işte okyanusun altında. Kadın da alemi gayble alemi şahadet arasında bir koridordur. İnsanın, insan neslinin akmasına ve o alemden alemi şahadete zuhuratına bir koridordu, bir holdu, bir tüneldir. Çok tuhaf bir işlevi var. Bu cihetle yetişilmez ona. Ancak peygamber öyle demiş. Ayağın altındadır. Cennet. Ayak derken bu beslendiği alem. Bakın çekirdek ahiretteki biliyorsunuz kökler yukarıdadır ağacın. Dallar aşağıdadır. Dünyada aşağıdadır. Bu tam tersi. Bak bu çekirdektir. Kollar ve ayaklar dal budaktır. Ayak dediğim şey meyvedir yani kadın. Yani kadın bu noktada alemi gayble alemi şahadet arasında bir koridordur, bir holdur, bir boyuttur. O boyutla insan zuhur ediyor. Tuhaftır bu noktada özelliği. Demek ki insanı ve varlığı izah etmek için malzeme lazım. O malzeme de Allah Resulü'dür. Kur'an'dır. Peki Allah aşkına şöyle düşünelim. Videoya gel. Dünya önümüzde. Din yok. Varlığı ve insanı izah edin bakalım. Ne ile, hangi malzemeyle ne izah edeceksin? İyi bir makinen var, iyi bir motorun var, iyi bir araba, benzinin yok. Hangi malzemeyle insanı izah edeceksin? Eder misin? Et bakalım. Ne ile izah edeceksin insanı? Ne ile insanı yorumlayacaksın? Malzeme? Peki şöyle düşün. İnsanlığa peygamberlik hakikati, nübüvvet, Allah'ın mesajı geldiği halde böyleyiz. İnsanlık böyle, insanlık. Ya gelmeseydi? Böyle bir düşünün bakalım. İnsanlığa peygamberlik gelmiş, İslam gelmiş. Aynı zamanda müceddidlik bana gelmiş, ben buyum. Buyum ha, en zirve şeyler gelmiş bana, buyum. Ya gelmediğini farz et bana. Akrep ve yılan yuvası olurdu. İki, okuca mevzuya bakış. Ruh cevherini uyandırmak için bir uyandırıcı lazım. Yani batını ruh, enfusu, ne olduğunu. Ya elimizde kitap var Risale-i Nur. Adam hala ene, mahluktur, değildir, şudur, budur. Tamam çok güzel, güzel oluyor da. Yani olmayanı ortaya çıkartmak diye bir lüksümüz, vazifemiz de yok. Var olanı bile anlayamıyoruz. Yani niye? O kadar gili kuştan böyle kendimizi meşgul etmiş ki dünya şeyi, insanı. Peki bu batın uyandırılması lazım, izah edilmesi lazım, çözülmesi lazım. Çok mühim bu. Yani bunun bedeli ağırdır uyandırılmazsa veya bilinmezse. Sonsuz, ezeli ve ebedi ahiretteki inşaatın, ağacın bu dünyadaki malzemelerine bağlı.
Hani bu dünyada kullandığın malzemelerinle sen inşa olacaksın orada. Burada biz çekirdeğiz, ekiliyoruz. Yani bu dersler var ya, malzeme oluyor ha, malzeme. Ahirete malzeme oluyor. Anlamasan da duy. Duy yeter. Sahabe hepsi anlamış mıydı Kur'an'ı? İman ediyor, dönüyor, savaşıyor, şehit oluyor, kimse yetişemiyor. Anlamak değil ki. Anlamak bir boyuttur. Bir duy yani, bir fark et. Ya bir hakikat var ya, bir şeyler işleniyor. Bu dünya bir şeydir ya. Üç. Perdelerin, insanda bir sürü perde var. Perdelerin kalkması için nurani bir gözlük lazım. Böyle bir gözlük dükkanı lazım. Allah Resulü böyle bir isim. Beş, insani ilişkilerde, ailevi hayatta, yani veya içsel alemde birbirine çelişen ve çatışan duygular, ailevi hayatta, içtimai hayatta, patron işçi ilişkilerinde, insanlık alakasında münasebet ölçülerini koyacak insan üstü bir ölçü koyan olması lazım. Son madde, kendini yorumlamak için bir dalgıç lazım. Şimdi okuyorum kim? Dördüncü Reşa. Bununla alakalı sorusu olan var mı? Bak kimmiş bu? O kadar hoşuma gidiyor ki. Tabii bu pencerelerle baktığın zaman, yani böyle bir adam gelmiş, bana doğrudur, yanlıştır, yapma, günahtır, cehenneme gideceksin diye peygamberi yorumlarsan çok basit oluyor. Yani bu manaya göre basit oluyor. Yani o vasfı da var ama esas o değil. İnsanları, insanlığı, insanlık makamına çıkarmak için gelmiş. Çok garip bir vazifesi var. Acayip birisi ya. Bak, öyle bir ziyayı hakikat neşeder ki bu. Öyle bir ziyayı hakikat. Nurani demiyor. Ziyayı hakikat. Nurani hakikat demiyor. Nurani hakikat aşağıda diyecek. Sendekileri uyandırıyor. Ziya güneşten bize ziya gelir. Kamerden, aydan nur gelir. Güneşten ışık gelmez arkadaşlar. Nur gelmez. Güneşten enerji çıkar. Enerji çıktığı zaman, atoma, maddeye çarptığı zaman o enerji, ısı, ışık ve renk, nur çıkar ortaya. Ziya latiftir, nurun da aslıdır. وَشَّمْسَ زِيَا وَالْقَمَرَ نُورًا Kamerde nur, güneşte ziya. Bak, iyi dikkat edin. Üzerine onun için duruyorum. Öyle bir ziyayı hakikat neşeder ki, yani anlatma manasındaki lafız değil, ziya, elindeki malzeme sendeki ziyaları uyandırıyor. Eğer nur olsaydı bilgi olurdu. Sana bilgi yüklüyor. Bu öyle bir hakikat ziyası neşediyor ki sendekileri uyandırıyor. Tuğla koymuyor. O çekirdeği uyandırıyor. Yani kaptırıyor. Hani bir doktorlar bir şey yapıyorlar, bir şey veriyorlar, böyle kap tekrar canlanıyor. Gibi mi artık, nasıl düşünürsen ifade edemiyorum yani. Yani ben ona bir müteveccih olduğum zaman, bendeki batında, batınımda, ötelerimde, arkalarımda bulunan bir istidat da değil. Ene'deki, o ene'deki nur ve manayı onun neşettiği hakikat ziyasıyla, nuruyla değil, uyanıyor. Uyanınca ne oluyor bedeli? Bütün kainatın benden olduğunu fark ediyorum. Bütün kainatın çekirdeği benim. Şu hali geliyor bende. Yani şu keyfiyete bak yani. İnsanı nasıl mezbeleden çıkarıyor, mezbelelikten, kokuşmuş ahırın o çöplüğünden çıkarıyor seni. Acayip bir hale getiriyor yani. Bir tuhaf tabii. Neyse devam edeyim. Eğer onun, bak değiştiriyor şimdi. Eğer onun o nurani daire-i hakikat irşadından
hariç bir surette kainata baksan şimdi. Nur diyor şimdi. Sendeki uyandırdı ve tebliğler yaptı. O gelen tebliğ, ilahi mesaj nurdur. İlahi mesaj nurdur. Sendekilerin uyanması ziyadır. Şimdi sendeki ziya uyandı mı? Batın uyandı mı? Şimdi eline diyor ki uyandı. Ne yapacağım? Al sana şu gözlüğü diyor. Al sana şu gözlüğü. Al sana bu malzemeyi. Şimdi bak bakalım şu kainata. Diyor ki onun onurani, onurani takke var bakın. Onurani daire-i hakikat irşadından hariç bir surette kainata baksan. Bak bakalım diyor onun dışında. Kainat neymiş? İnsanlık neymiş? Elbette kainatın şeklini bir matemani umumi hükmünde. Şu mevcudat matemani umumi. Nereye bakarsan bakın, kimin pileğine basarsanız bakın. Hep hastayım, rahatsızım, iyi değilim. Oralım da sonra. Ya hazır yap canım. İnsanlık dibe vurmuş. Ya arkadaş yani az bilim yapılmış ya. Hiç mi böyle şey olmayacak? Eğer o nurani zatın senin eline verdiği hakikatla kainatı yorumlayamazsan, dünyayı dünya ile izah edersen böyledir. Matemani umumidir. Dünyayı dünya ile izah edersen. Yani bu nedir? Kendi başına izah ediyor. Ha su konulur. Ha suyla izah ettim. Yani bir şeyle izah ediyorum. İşte dünyadaki hadiseleri dünyanın ölçülerine göre izah edersen çıkamazsın işin içinden. Niye benim ömrüm kısa? Niye ben topalım? İzah et. Niye ölüyorum? Niye ben beka ile donatıldığım halde fani değilim? İzah et hadi. Niye ben bütün her tarafım beka? Ebed istiyor. Fanilikle hiç alakam yok. Niye fani değilim? Nasıl izah edeceksin yahu? Mesela bir tane misal vereyim. Kampa girdim. Adamın şu yok. Bari 24-26 yaşında. Ahi! Nasılsın dedim. Ahi! Çok iyiyim. Ağrılarım gitsin. Tekrar gideceğim. Öyle bir psikolojiye beni de soktular falan. Bana da bir keleş verin de ben de gideyim. Acayip ya. Niye öyle bir iman? Bu nasıl iman ya? Kurstan çıktım diyor. İman. Niye? Peygamber diyor. Aynı öyle diyor. Peygamber elini açmış. Bizi bekliyor. Biz niçin yaşıyoruz? Bakıyorum dini koymuş merkeze. Her şeyi o merkezde izah ediyor. İzah et hadi. Bu gitmiş. İzah et hadi din yok. Allah Allah. O nurani şeyle baktığın zaman böyle bakmasan matemani umumi. Hiç moral bir şey de yok ha bak. Matemani umumi. Şimdi ben oturuyorum. Ya insanlık bitmiş ya. Ya yok canım bir. Huzur yok hiçbir şey. Sunuat'ta 32. sayfada diyor ki, yine göre 36. sayfada hadis var. İnsanlar helak oldu. İnsanlar helak oldu diyen helak oldu. Bak insanlar helak oldu. İnsanlar helak oldu diyen, ilk başta kendisi helak oldu diyen aleyhissalatu vesselama salatu selam olsun diyor ustad. Hadisi zikrediyor. Yani Allah Resulü bak ne güzel bir psikoloji çözüyor. Yani şu, insanlar helak oldu, insanlar helak oldu. Kim diyor? Birisi diyor. Bu kim diyor biliyor musun diyor Allah Resulü, insanlar helak oldu. Bu kendi helak olan böyle diyor. İlk başta kendisi helak oldu. Huzur yok, huzur yok. Huzuru katmayan huzur, huzur yok der. Uvvet yok, şey yok. Katmayan, katkısı olmayan böyle görür. Gözlük öyle. İnsanlar helak oldu, insanlar helak oldu diyen helak oldu. İlk önce o helak oldu diyen aleyhissalatü vesselam'a salatü selam olsun diyor. Burada o nur ile bakmasan bak bunu izah edemezsin. Edemezsiniz. Ötekisin gözü gitmiş. Öteki tarafta da ya arabayı değiştiremedik ya. Billeğe gidemedik. Adama bak buna da bak.
Bu merkeze ne koymuş o adam? Rahavet, rahat, saltanat-ı dünyeviye. Merkeze onu koymuş. Ya ne yiyecektik ya? Var mı yarın sabah ben ne yiyeceğim, ekmeğin var mı endişesi olan? Yok. Vallahi ben gördüm. Yarın için şey yok yani. Var mı yok mu? O benim işim değil diyor. Adam bu ağrım gitsin diyor. Niçin hep örnek veriyorum? Eğer merkeze ne koyarsanız onunla bakmaya mecbursunuz. Hemen adamı tanımlarsın. Adam şeyler var böyle turistik yerlere, dağlara, tepelere 1 lira atıyorsun. Dürbün koymuş böyle. Ona mahkumsunuz o dürbünün. Renkli ise renkli. Kim neyi iddia ediyorsa alemi odur. Bak matemani ümumi hükmünde mevcudatı birbirine ecnebi. Kanser, savaşlar. Yo baksana ya peygamberimize dil uzatıyorlar falan. Benim de arkadan gülüyor. Niye? Gündemden düşürmüyor Allah. Hayrihi ve şerrihi. Allah ya. Tamam. Çünkü hayri mutlak dünyada olmadığı gibi şerri mutlak da yoktur. Şerri mutlak şeytan. Gündemde tutuyor. Ya bu nedir ya? Muhammed kimdir ya? Bütün dünya bununla uğraşıyor. Uğraşsın işte. Uğraşsın ses yapma. Alkış mı yapacaklardı? Gündemde olması lazım. Acayip bir şey ya. Allah gündemde tutuyor. Zahirde siz şer bir telakki edersiniz. Oysa öyle hayırlar var ki onun altında. Bak, mevcudatı birbirine ecnebi, fani baki, canlı cansız, değil mi? Hak batıl, doğru yanlış. Birbirine nasıl böyle çatıştırıyor? O kadar acayip bir alem ki ya, bir tuhaf alem ya. Böyle olması lazım. Bir silah gördüm, gözükmüyor, yürüyor. Radara girmiyor. Silahtan daha üstün bir teknoloji kullanılmış radara girmemesi için. Bir şey anlatacağım. Yani bir şey yapmak ayrı bir teknoloji, onu yaptıktan sonra göstermemek o teknolojiden üstün bir teknolojiymiş. Herkes silah yapar ama radara girecek silah yapamaz. Şimdi bunu Allah'ta kullanın. Allah ki bu mevcudattan evvel olduğuna göre daha zahirdir. Ama var olduğu halde gizli kalması gözükenlerden daha zordur. Yani bir şeyin var olup gözükmesi kolay yol iken var olup gözükmemesi zor yolu tercih edilmiş. Zor işte bu. Bu zor teknolojidir. İnsan ruhu da öyle. Anladınız mı bunu? Bilmem. Şey. Kalem. Kalemden daha harika ruhtur. Bakın bir şey var olup varlıkta gözükmesi kolay yol. Doğru orantı budur dünyada. Ama var olduğu halde varlığı gözükmemesi, gizleyebilmesi, varlığı gözükmemesi o varlığın varlıktan daha harika bir sistem ve teknolojisi lazım. İşte Allah bunu yaptı kendisine. İnsana da bu özelliği verdi. Kendisindeki sıfatı bize de verdi. Ne verdi? Allah vardır, kesindir ama gizli yapmış, arkaya koymuş ve her yerde. İnsan ruhu da böyle. Yani çok ilginç. Ve bu gizli hakikat olan ruh her şeyi yorumluyor. Eğer o nurani zatın elimize verdiği şey olmasa bir matemane-i umum olur. İki, mevcudat birbirine ecnebi olur. Yani kanseri izah edemezsiniz. Üç, belki düşman camidatı dehşetli cenazeler. Camidatı dehşetli cenazeler. Dağlar, taşlar. Ne manası var? Görürsün. Ha, bütün zevil hayat, bak bütün zevil hayatı, zevil hayat, hayat sahiplerini zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Bütün canlılar sanki o sıkıntılara, belalara, kanserlere, musibetlere karşı direnip ağlıyorlar sanki.
Öyle görürsün o nuruyla bakmasa. Şimdi bak, şimdi gözlük değişiyor. Onun neşetli nur ile o matemani umumi, hani matemani umumi, yani matemane ne demek? Hani bir evde cenaze olur da matem tutarlar ya, yasak olduğu halde. Yas tutarlar. Ama her köşeden ağlamak var yani. Baba ne alıyor, evlat alıyor, gelin alıyor vesaire. Yani bir matem havası var. Yani orada adam girdiği zaman o atmosferde etkileniyor. Ha, dünya da böyle. Eğer o nurla bakmasan, matemani umumi. Her yerde matem var. Her yerde matem var. Var. He. Ama onun neşetli nur ile o matemani umumi neymiş biliyor musunuz? Şefk-ü cezbe içinde bir zikirane inkılap etti. Şefk-ü cezbe içinde zikiraneymiş. Allah Allah. Zikir. Yani zikir nedir? Subhanallah, subhanallah değil. Boyutlaşmaktır. Boyutu yaşamaktır. Her bir hal sizi bir yere taşıyor. Unutmayın bunu. Her bir hal, her başınızda geçen o olumsuz veya olumlu. Her bir hal ama sizi bir yere taşımak içindir. Taşıyor bir yere. Farkında değiliz. O çirkin gördüğümüz var ya, hani üf. Oysa insanı başka bir hale sokuyor. Yani müsbet ilim yaparak o uyandırılamaz. Ufla uyanan o halet, ya diyeceksin ki nasıl, ne var? O bir başka bir haldir. Göreceksin ahirette o puf. Mesela bakın sevaplarınızdan bir tanesi de şu olacak. Mesela bir sebabı yaparız yaparız günah şey sebabı, namaz kılarız olursun sebap. Oysa ondan daha büyük sebap var. Allah düşmanına düşman olmak. Hiçbir şey yapmıyorsun bakın. Sahip arada öyle geçer. İman tağutu inkar etmeyle başlar. Namaz kılsan, tağuta dost olsan iman yok. Bak görüyor musun? Ha, of, poflar. Arkadaşlar, ruhun batınındaki bazı özellikler var ki bununla uyanıyor. Bu da bir nimetmiş. Hiç kusura bakma. Senin çektiğinden 10 katı Resulullah çekmiş. Senin sıkıntıdan belki bir defa bir gün yemek işten gitmemiş. Ustadın 9 tane dişi düşmüş bir gecede sıkıntıda. İkinci Abdülhamit galiba. O Balkanlardaki o Rus istilasında bir suru işgal ediyorlar. 25 bin Müslümanı şehit ettikleri haberi padişahı felç ediyor ve ölüyor. Şey, o haber. Özi Kalesi. Evet. Kaleleri geçiyor. Özi Kalesi. Ustadın'ı geçince kale ismi Özi. Özi Kalesi. Ustadın'ı geçince 25 tane şehit edince vefat ediyor. Benim yemek iştahım bile gitmiyor. Hikaye. O da adam. Ama nasıl bir inkılap olmuş. İşte onun için sahabe yetişilmez. İlim değil biliyor musun? Çok okumak değil. O okuduklarımızda ruhta neler uyandırılmış. Bazen okumadan uyanıyor işte. O şiddetli bir tarafkirlik var ya sahabede, küfre ve imana. O ne yapıyorsa artık öyle bir duruma geldi ki iman ve küfür son kaleleri, şiddetli bir tarafkirlik var. Bu tarafkirlik harika bir nimettir. Yeter ki birbirinizi harcamayın. Galatasaray Fenerbahçe harcamayın, İsrail'e harcayın, küfre harcayın. Müslümanı harcayın, yani dostluğunuzu. Yeter inan. Namazını kıl, tafkirliğine dikkat et. Kalbine mukayyet ol. Bekçil ol. Yani düşman olacağına, Allah'ın düşmanına düşman ol. Ona dikkat et. Allah düşman olduğuna bak bakalım, Allah'ın düşmanı mıdır? Bak, düşman olduğuna bir bak bakalım, Allah'ın düşmanı mıdır? Dost olduğuna bak bakalım, Allah ile alakası var mıdır? Ölçüyü onu koy. İşte Allah'a muhabbet böyle olur. El hubbu fillah vel buzu fillah. Şimdi öyle bir kalp düşünün ki Allah'ı çok sevdiğini iddia eden bir kalp, Allah'ın dostlarına düşman. Allah'ın düşmanlarına da dost.
Ve bu kalp Allah'ın dostudur. Böyle dost olur mu? Hani var ya hadisi kutsi'de Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah'ın sevdiklerini sevmiyoruz. Allah'ın sevdiklerini de nefret ediyorsak o kalp ne hale gelmiş? Katanallah ala kulubim. Allah muhafaza etsin. Onun nuruyla baktığın zaman matemani umumi ne olmuş? Şefku cezbe içinde bir zikirhane inkılap etti. Zikirhane onu kastediyorum arkadaşlar. Subhanallah, subhanallah değil. Sıppu değil. O bağırmalar var ya, yandım. Mesela gitmiş. Bunun aleminde ne olmuştur? Bir hayal eder misiniz? Ne olur? Bunun gitmesiyle o olay yaşıyor, çatışıyor. Örnek için söylüyorum yani ille gündemde tutmuyorum da. Şimdi bunun ruhunda nasıl bir tarafkirlik var imana? Sen varabilir misin ilimle? He? Hiç sanki yaralı benim, tamam mı? Adam bana hakim. Ahi, yanımızda ol yeter. Bizi sevin yeter. Cık. Acayip bir şey ya. Ona Arapça diyor ki, ağrı kesici yok mu diyor ya. Götür diyor. Nasıl alıyor? Tamamen geçecek diyor. Yani tamamen gideceğim diyor ahirette. Yanımda diyor bunu. Ya diyor birkaç günlük diyor ya, geçecek şey yok mu diyor ya. Birkaç gün istiyor yani Allah'tan. Ben ne anlatmaya çalışıyorum? Bunun ruhuna bir bakar mısınız ya? Bir ruhunu sevin. Ona bakıyorum. Diyor ki birkaç günlük ya bu ağrıyı geçecek birkaç günlük bir şey var diyor, yeter diyor ya. Diyor ki ya belki gelirsin geri diyor. Ya sen bana bak diyor, birkaç günlük ağrıyı ver de diyor cebime, beni bırak. Ya Rabbi ne ruhlar var ya. İlimle varabilir miyim? Sahabeyi düşündüm, vay be. En şiddetli küfürün net pisliği, imanın net güzelliği görünce o âli ruhlar bir cezboldu ki yani artık zerratına kadar bütün hepsini uyandırmış. Ustad ki ilmin zirvesi Subhane Rabbiyel Azim bir tesbih diyor. Hakikisine, turfanına yakın hissettim. Keşke böyle bir tesbihe muvaffak olduğum gibi bir namazıma muvaffak olsam, sonra anladım ki bu hal bana gösterildi ki sahabe yetişeyim. Bu hal başka bir şey arkadaşlar. Yani ilimle değil yani başımıza geçen olayları kullanın diye söylüyorum. O acımasız gözüken o hadiseler, haletler, psikolojiler ruhtaki doğru orantıyla, ilimle, müsbet ortamla uyanmaması, uyanamaz yani onlar. Ancak bununla uyanıyor. Kaya bununla kırılır. Matkapla kırılır. Adama bak ya. Nasıl uyandırmış. Sonra bu zikirmiş. Hani var ya ella bir zikrinle etmenil kulu. Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyle mutlaka. En düşüğü Subhanallah, Subhanallah. Diğeri nedir? İlimdir, marifettir, tefekkürdür, irfaniyettir. Haddini bilmektir, hududunda kalmaktır. Fenafillah olmaktır. Bak zikir, zikirden bahsettim. Tırrıl, tırrıl. Bak her tarafta böyle. Matemani umumi zikirhaneyi inkılap etti. Yani insanları bir yere taşıdı. Sonra zikir zaten insanı taşır bir yere. Koparır kendi aleminden. Zaten ikide bir Subhanallah, Subhanallah koparmaktır. İnşallah bir o tekrarı bir ders yaparız. O ecnebi düşman mevcudat, kanser, kazalar, ölümler, sakat olmalar, fakirlikler, açlıklar. O düşman mevcudat ne aklına geliyorsa neymiş? Birer dost, birer kardeş şekline girdi. Acayip bir şey. Bir kardeşi söyleyeyim size. Anne ben kaç yaşındayım? Kızım kanser oldun diye aklın da gitti galiba. Bilmiyor musun yaşın? Anne soruyorum. 30 yaşındasın. Anne kanser ha? Doktor 3 ay biçmiş. Benle tanıştı 1 ay kaldı. Anne 30 senede senin bana vermediğini Hasan hocam beni ustadımla tanıştırdı. Bak ben ustadıma gidiyorum. Kızım ne ustadı ya? Anne Bediüzzaman'la tanıştım. Korkmuyorum ölümden. Ne okumuş biliyor musunuz? Risale-i Nur adına. Sif Hastalar Risalesini okudum. Belki de 50 defa bir ayda her gün kaç defa okuyorsan. Bak 30 senede bana veremediğinizi diyor. Hasan hocam diyor. Beni ustadımla tanıştım. Kızım ne?
Anne korkmuyor. Oğlum senin şey kızım ben seni böyle görmem bana da cesaret veriyor. Ben ustadıma gidiyorum. Bak anne kötü değilmiş ya hastalık. Neymiş kızım? Benim günahlarımı affediyor. Ya kızım ne günah var? Dükkanımı söylüyorum ha oturuyor. Ben de unuttum. Anne görmüyor musun halim ya? Ömrüm bile hep böyle açık gezdim. Namaz yok. Ama kızım kimseye kötülüğün olmadı ki. Ama iyiliğim de olmadı kendime diyor bak. Ne okudu hastalar Risale? Allah aşkına o düşman ne oldu? Dost. Kimle tanıştı? Allah ile tanıştı. Bir haftada Kur'an'a çıkıyor. Hemen namaza başlıyor. Nur talebesi oluyor. Tarafkir oluyor. Deccal'ı anlatıyorum. Tamam diyor. Sen bana hemen kısa zamanda anlat diyor. Bu Deccal'dır. Bu Allah düşmanıdır. Bu da Mehdi Azam'dır. Bu Mehdi'dir Bediüzzaman Hazretleri. Bu da Mim Kemal Deccal'dır. Adem Aleyhisselam'dan beri tarihin söylediği en şer'i bu rejim, bu adam da bu. Ona göre tamam, kabul, kabul. Bu da Bediüzzaman da budur, tamam. Bütün peygamberlerin vekilidir, Resulullah'ın değil bu. Son müceddit, bütün peygamberlerin vekilidir. Tamam, bu da Risale-i Müceddittir. Hadi yolun açık olsun. Ondan sonra onu diyor ve öyle gitti. Ne oldu? Düşman mı şimdi? Eğer o hastalık gelmeseydi, Allah bilir ecel hangi sefahatte yakalayacaktı. Ben temenni etmiyorum ama olayı yorumluyorum. Olay bu. Peki, yok benim başıma niye geldi ya, niye geldi, gelmeseydi ya, beni mi buldu falan diye sayıklayıp da mı ölseydi daha iyiydi? Bak din onu nereye götürdü? Dini koydu merkeze, sıyrıldı kanserden. Tamam. Bedeni kanser ama ruhu sıhhat buldu. Evet nurları tanımamışken ruhu kanserdi, bedeni sıhhatlıydı. Unutmayın bunu. Ruh kanserdi. İtikat yok veya düşe kalk. Namaz yok, oruç yok, Kur'an yok, dava yok. Ha, leylim leylim yaşıyor. Ruhu kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur? Çoğu insan öyle. Cesetleri sağlam, ruhu kanser. Evet, cesedi kanser oldu ama kafesten ruhu kurtardı. Geldi bu tarafa. Kendisine hükmediyor şimdi. Kanserse kanser diyor. Hasan hocam diyor. Evet, beraber olacağız tabii kardeşim. Allah Allah. Ne zaman geleceksin sen? Vallahi ben bilmiyorum dedi. Ya bir anlatana. Ustad mı karşılayacak? Tabii ustad karşılayacak. Nünker mekir orada hesaplıyor. Orada. Öyle dedim. İnanmıyor musun bana? Aynen inandım diyor. Bir dili olsa da acaba benim dediğim gibi daha iyi bir karşılanmıştır. Öldü mü? Gitti. Teri soldu. O iman olmayınca canlı ceset mi oluyor? Vallahi canlı ceset. Ne olur çok insanlarla denk geldim. Hastanelere, kamplara, savaş yerlerine. Çok gitmişim. Biliyorsunuz fıtratımı. Bu hakikati götüreyim diye. Vallahi dini koymadım. Din yoksa o insanda yemin ederim baş ağrısı bile adamın dünyasını bitiriyor. Adam ayak mayak gitmiş. Ötekisinin gözü gelmiş. O şaraplen gelmiş. Göz yok bir tanesinin. Dini koymuş merkeze. Ben de hastayım ya yeni. Tabii geldi. Ya bugün birinci günüm. Hakikaten hastayım yani. Çok acayip grip öyle. Zor. Bu ne ya diyor. Ne mi? Beni getirme diyor. Buna biber yedirmiyor musunuz diyor. Biber yediniz şu furgasın dedi ya canlasın ya diyor. Gözü yok ha. Gözü yok diyor diyen olmayan bana diyor. Bu ne ya diyor. Biber yemiyor musun sen diyor hoca efendi. Biber ya dedi ya. Hemen canlanırsın dedi. Ulan bunların yanına bir oturayım dedim ya. Ben bir rahat. Allah Allah sanki hasta benim. Aynen anlatıyorum size. Allah Allah. Gözü gitmiş ötekisine ayağı yok. Anladım. Ya bunlara teselli için. Ne tesellisi? Cık. Otur. Nedir dedi davan senin? Bana öyle diyor direkt. Dedim Risale-i Nur. Oo, Seyda. Bediüzzaman. Bak aynı böyle yapıyor. Seyda. Allah Allah. Acayip. Yani bir daha söyleyeceğim. Gene duramıyor. Koydu dini önüne. Hayata bakıyor. Bir daha söyleyeyim. Ya yok mu bir iki günlüğüne ağrım gitsin? Ya belki geri gelirsin. Geri gelmesi yok dedi. Bir iki günlüğüne ağrı kesici ver bana yeter diyor.
dini koydu merkeze, cennet onu bekliyor. Ağuşunu açmış, peygamber onu bekliyor. İmana bak ya. İman. Hani peki, en ufak, başım ağrıyor. O böyle dedi, ve şu şöyle gitti. Ekonomi geçinemiyorum, lastiğim patladı. Ayıp ya. Öyle diyen arkadaşların listesini ver de ben bir götüreyim şu kampa onları. Lastiğim patladı da arabam şey yapamadı. Derse gidim. Abi gelemiyorum, bugün yorgunum ya. Ve subhanallah. Adam yorgunluk yok, ayak gidiyor, yorgun. Musa dedin diyor. Evet. Şefk. O ecnebi düşman mevcudat, birer dost ve kardeşlik. Ama bizi nasıl seviyor? Kardeş. Merkeze din var. Nasıl seviyor biliyor musun? Kardeş. Hiç tanımıyoruz ya, o da beni tanımıyor. Tabağına o şey koymuş, o kırmızı biberden zeytinyağlı var ya böyle. Pişmiş yapmışlar, biber. Hacı Efendi al bundan. Allah Allah. İçim gidiyor, bir göz yok. Eliyle onu yiyor. Tabağı uzatıyor ona. Ya Rabbi ya, şu kardeşliğe bak. Ve gurur duyuyorum onların yanında resim çektirmeyi. Yani meleklere. Ondan sonra sen diyor, ben de geleyim dedim. Hayır. Sen dedi bak, sizler dedi böyle, ama bak şuurlu, böyle sohbet ederek, vaaz ederek, bak bu insanlar yetişip bak bize sahip çıkıyorlar diyor. Siz insanları inşaat edin. Elhamdülillah. Seyda bunu yapıyor diyor. Seyda bunu yapmıyor. Seyda buraları, buraları diyor. Elhamdülillah. Müslüman, benim Müslümanım hamdolsun. Allah Müslümanlarıma muhafaza etsin, onlara yardım eylesin, dertlerini bertaraf eylesin inşallah. Düşmanlarına da Allah kahretsin. İslahları mümkün olanlar ıslah etsin. İslahları gayri kabile olanlar da Allah kahri perişan eylesin. O camidat, o camidat meyite isamite birer münis memur, birer mustahar hizmetkar vaziyetini aldı. Yani toprak tabakası, işte dağlar, yani insanı tanımayan mevcudat, ağaçlar şunlar. Oysa bunlar münis memurmuş, insana hizmet eden hizmetkarlar, tabak gibi yani yemeği içine konuyorsun. O ağlayıcı, şefa edici, kimsesiz yetimler, ya yetimdir, çocuktur, tamam mı onlar? Yetimler veya insanoğlu yetim. Geliyor tepesine, birisi kafasını ki kim olduğunu bilmiyorum, öldürüyorlar, atıyorlar mezara. Her gün ölüyor ya. Her gün, her gün insan nedir? Yetim, sahipsiz gibi gözüküyor. Neymiş? Birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretini gelir. Meğer vazifede paydosmuş. O vefat paydosmuş. Paydos nerede? Vazifeden paydos nerede? Ücret almaya gitmek nerede? Cennet bahçesine gitmek nerede? Efendim yılan, çıyanlara, akreplere yem olmak anlayışı nerede? Din bak ne yapıyor. Şükürler olsun. Toprağa giden cesede diyor, kirlenen gömlek gibidir diyor. Çamaşır makinesine atılmış. Arkadaşlar, din insanı nasıl böyle yüceltiyor? Nasıl böyle bizi kurtarıyor ya? En acımasız, en tehlikeli, en düşmanımız, en moralimizi bozan, hayatımızı zehreden kabirdir. Öyle değil mi? Kabiri nasıl izah ediyor ya? Din olmasa nasıl izah edecek? Din yok. Kimya ile izah et ölüm hadi. Kimya ile insanın ruhunu izah et hadi. Matematikte izah et. İnsanın ulvi duygularını nasıl izah edeceksin? Anne, 30 senede veremedin, bak. Polis ustadımın bak, eserine bak bir ayda. La bir ayda, nasıl oluyor? Oluyor işte. Nasıl inkılap oluyorsa. Din. Merkeze dini koyamazsan, hayat hep azap olur. Mesela diyor ki, 18 sözde. Asene külüşe halakım. Her şey ya bizzat güzeldir, veya neticeleri itibariyle güzeldir. En çirkin gözüken bir hadise meğer bir inkılabın basamağıymış. Sen onu engel görme. O zaman gömülürsün oraya. O seni idmanlık yaptıran, antrenmanlık yaptıran bir vesile olarak gör. O sıkıntı dediğin şey. Hiçbir şey değil. Yaratılış gerçeğine kıyas ettiğin zaman o dert dediğin şeylerin hiçbir değeri yok.
yalnız bir vasıtadır. Yoksa Allah senin azap çekmekten lezzet almıyor. Bir daha söylüyorum. Allah senin azap çekmekten, sıkıntı çekmekten Allah hoşlanmıyor. Çünkü sen Allah'ın aziz misafirisin. O barla da öyle diyordu bak. Öyle bakarsan, barla var mıydı 330? Ha var. 338 miydi ya? Ustad bak nasıl bakıyor. Hey gidi benim kardeşlerim, canım benim. Allah. Bak, ustadın yorumlamasına bakın. Hem bu ilanları yaralandırıp bize canavarcasına saldırıyorlar. Her fırsattan sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Zaten ben mebuslardan hayır beklemiyordum. Bunlara iliştiler. Kaldıramadılar, bütün düşman ettiler. İşte maalesef bunlar dünyayı hatırıma getirdikleri için tuluat-ı kalbe tevakkuf ediyor. Başlarını yesin. Bu ehli dünyanın dünyasını düşünmek bana zehir oluyor. Ben dünyanıza karışmıyorum. Buna mukabil o pis dünyanızı bana düşündürmeyiniz. Pis dediği onların alemindeki dünya. Dediğim halde olamıyor. Ben de Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki bana kuvvetli bir sabır, bir tecrid-i zihin. Bak, sabır tecrid-i zihin. Bu çok önemli. Buna muvaffak olan dünyasını cennet eder. Hazreti Ali öyle diyor. O bilinen cennete girmek diyor. Deliler de girecek, hayvanlar da gidecek, mensuplar da gidecek, ehl-i fettet de gidecek. Dünyada neymiş? Tecridi zihin. Zihini negatifliklerden bloke etmek. Tecrit etmek. Bak bana sabır ve tahammül ve tecridi zihin ihsan etsin ki. Ne yapacaksın ustadım bununla? Düşünmeyeyim. Lillahilhamd, kalbime bu esas geldi ki, iyi dikkat edin şimdi, bak ustad nasıl yorumluyor. Bu hizmeti Kur'an'ı başıma ne gelirse gelsin. Hizmette misin kardeşim? Evet. Hizmetle alakalı mı sıkıntın var? Böyle yorumla bak. Bu hizmeti Kur'an'ı başıma ne gelirse gelsin, hatta her günde bir başım olsa da kesilse, her gün. Yine o hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir diye kemali teslim ile kazaya rıza, kadere teslim ve Cenab-ı Hakk'a tefiz-i umur dusturunu rehber ittiyaz ettim. Bize de diyor ki böyle. Bir de okuyayım. Aslan ustad be, yiğit adam be, delikanlıymış vallahi ya. Ulan hakikaten hoşuma gidiyor ya. Benim biraz içim yanmış ya böyle, oralardan geliyorum. Bu hizmeti Kur'an'ı başıma ne gelirse gelsin. Ustadım ya bayağı sıkıntım var ya. Ne gelirse gelsin. Hizmetle alakalı mı geldi? Yani kız mı kaçırdığında başına geldi? Yok ustadım. Karşılıksız çek senet mi verdiğinde kavga ettin? Yok. Adam mı vurdun? Yok. Ne için? Hizmet-i maniyede nefsaniye karıştı oldu. Tamam olsun. Ne gelirse gelsin. Geldi. Hatta her günde birer başım olsa da kesilse. Sen Allah dedin peygamberin gel oraya. Sen böyle yaptın şöyle yaptın ne yapacak bunu. Her gün bir başım olsa da kesilse tamam. Yalan mı söylüyor? Riyakarlık mı yapıyor aşağı? Söyleyeni, söylediğini yaşayan insandır bu. Ondan tesir ediyor bize. Başım olsa da kesilse yine o hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye, hizmetin kutsiyeti. Alemimizde hizmetin kutsiyeti ne kadarsa oradan bize lezzet-i ruhaniye geliyor. Bak, hizmetin kutsiyeti insana ne kadar hakim olursa lezzet-i ruhaniye geliyor. Lezzet-i ruhaniye. Adam canlı oluyor, duramıyor. O hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor. Başım kesilse bile yani bu lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir diye kemali teslim ile bir, kazaya rıza iki, kadere teslim üç, Cenab-ı Hakk'a
Cenab-ı Hak ne için dedi? Hak ismi azamdır. Cenab-ı Hak. Hak her şeyi o pencereyle baktığın zaman resmin bütünlüğü içinde o olayın hak olduğunu göreceksin. Ya niye oldu ya niye oluyor falan demezsin. Bütünlük içinde o lazımmış. Ama tek başına yenmez. Yani tuz tek başına yenmez. Ama yemeğin içinde de çok da güzel oluyor. Ha Cenab-ı Hak benim anladığım bu ismi öne çıkarması o bütünlük içindeki o hoşumuza giden ve gitmeyenlerle karma olan şey hak ismin tecellisidir. Hayri ve şerri odur. Bilmeyen çektiği azap. Aslında yapan neden hep Allah'tır. Bak birinci bir de okuyorum. Kemali teslim ile teslim. İki, sabır ve tahammül ile. Üç, kazaya rıza. Dört, kadere teslim. Beş, Cenab-ı Hakk'a tefiz-i umur. Tefiz-i umur. Tefiz-i umur. Tefviz-i umur. Fark? Olmaz. Tefviz-i umur. Umur? İşler. Tefiz? Ona. İşlerimi ona havale ettim. Nasıl ona havale ettin? Bak. Bir mektubat verin bakalım. Varsa mektubatınız. Var değil mi? Tefiz umur dusturunu rehber ittihas ettim. Rehber. İşimi ona bıraktım. Nasıl? Onu da okuyorum. Kesiyorum. Eyvallah. Elhamdülillah. Elimizde ne güzel hakikatler var be kardeşim. Kansere de çağırıyor. Ne kanseri ya? Ölümü bile çağırıyor. Ne olacak ölüm? En acımasız ölüm değil mi? Daha ilerisi var mı? Neticesi ölüm değil mi? Ölüm de tebdili mekanmış. Tahvili vücutmuş. Zindanı dünyadan bastayım. Ona buna bir inanabilsem var ya dünya vallahi cennet olur. Bir tanesi dedi ki abi inanmıyor musun? Burası inanıyor da burası tam değil. Yoksa feveran etmezdim. Bak inanan adamın sözüne bakın şuraya bak. Dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat ebedi burada kazanılacaktır. Hayat-ı ebedi burada kazanılacaktır. Ebedi, anlayamıyorum ben bunu. Ebediye, fanide kazanılacaktır. Hem madem hayat ebedi burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil, olaylar sahipsiz değil. Yaprak bile onun emriyle oluyor. Oynuyor. Hem madem şu misafirhane dünyanın, şu misafirhane dünyanın gayet hakim iyi çekiyor. Hikmetle hükmeden Allah'a ve kerim verdiği iyilikleri, ihsanı geri almayan Allah. Vallahi ben var ya çoğusunda nurculuğu geri alırdım. Çoğu imanını geri alırdım. Allah almıyor. Kerim o demek. Verdiği iyiliği geri almayan Allah. Bak. Madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Kerim. Öne çıktı bu isim. Verdiğini geri almıyor. Korkmayın. İmanınız gitmez. Korkmayın. Nurculuğunuz da gitmeyecek. Siz vermedikçe, siz hürriyetinizi kimseye vermedikçe kimse sizi esir edemez. Öldürebilir ama esir edemez. Merak etmeyin. İmanınızı da Allah verdiğini geri almaz. Sen bırakmadıkça. Sen de bırakmayacaksın zaten. Kerim bu. Kimmiş? Madem şu misafirhaneyi dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. İdarecisi bu. Böyle bir inan bakayım bu kainatı. Hakim ve kerim idare ediyor. Tamam. Ne kadar emniyetli yatarım ben şimdi. Bekçim sağlam. Hem madem ne iyilik ne fenalık. Abi çok zulmediyorlar. Ne iyilik ne fenalık. Cezasız kalmayacaktır. Kalmayacak. Hem madem la yükellifullah nefsen illa usa. Ya Allah kaldıramıyorum ya. Sırrınca teklifim alayetak yoktur. Kaldıramasaydın Allah sana yüklemez diye. Korkma kaldırırsın. De çeker bu yükü vallahi. De dikizik. Çeker Hasan. Bu eşek Hasan bu işi çeker. La yükellifullah nefsen illa
İlla olsa sırınca teklif imala yutak yoktur. Kaldıramayacağı yükleri Allah teklif edip de yüklemez. Çünkü hakimdir. Hem madem zararsız yol, zararlı yolda müracaattır. Vallahi doğru düzgün yol varken işinden eve, evden işe, kitap falan adam getir. Ya bir kişi ateşten kurtar. E böyle yol varken niye çarpışık yollara giriyorsun? Girersin de bedelini ödersin işte. Ters yola girmiş. Alo alo birisi diyor ters yola girdi diyor Temel. Temel de diyor ki o anne birisi dedi ya herkes ters yola girmiş. Oysa kendisi ters yola girmiş. Ne kadar inanıyor değil mi? Ne kadar nasıl inanıyor? Ya herkes ters yola girdi diyor. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Ne işin var patika yollara giriyorsun? Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Ölçüyü dünyevi dostlar rütbeleri değil, Allah'ın rızasını kaydın mı? Allah'ın rızası oldu mu mesele? Elbette en bahtiyar odur ki, parası çok iyi olan, makamı ve rütbesi yerinde olan, iyi iyi hayatı, güzel güzel hatunları olan, iyi arabalara binen, demiyor bak. En bahtiyar odur ki, dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini, hayatı dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Ne olur. Abi benim bir köylüm var. Üç gün önce. Televizyonun karşısında. Evde de hiç kimse yok. Pijamalı. Kalp sana da vurur, bana vurur. Bir vuruyor, pijamayı yırtıyor. Kalbin üzerindeki deriyi de şöyle tırnaklarıyla soymuş. Böyle gitmiş. Ama beş vakit namaz kılıyordu. İnşallah ona kefaret olmuş. Ama bir başka ölümü söyleyeyim. Öyle çekyatta büzüşmüş, televizyon açık gözüküyor. Bir başka manzara, Sultanbeyli'nde Yusuf kardeşin babası. Neydi onun babasının adı? Unuttum. Asaf abi. Ha? Asaf abi. Asaf. Evinde ders oluyor. Allah aşkına manzarayı bir hayal edin. Evinde ev dersi oluyor. Ders Fatih yapıyor bizim vakıf. Adam ev sahibi oturuyor böyle. Ders bitiyor değil mi? Ders ölüm dersi. Ölüm dersiymiş o da. Fatih diyor ki abi ölümden ders yapıyorum. Teristmiş falan. Ölüm dersi yapılıyor. Ders bitiyor. Oturduğu yerde. O ortamda. Allah'ım hepimize nasip et. Amin. Ya görüyor musun? Ötekisi de ondan sonra bunu yırttı. Ötekisi de tabak dağıtıyorlar. Öldüğünden anlamamışlar. Abi tabak, çay. O adam ustad da içecek çayı. Ders bitti çay orada içecek. Çay orada. Tabak uzatıyorlar. Uyudu da yani yorgun yani. İETT'de çalışıyordu. Öyle de meziyeti de yok ha. Vakıftır bilmem değil ha. Şoför yani İETT'de. Tabak uzatıyor, çay iç. Orada içecek çay. Aguşu ellerini açmış ustadı, onu bekliyor. Ders bitti, kendi evindeki ders bitiyor. Ölüm dersiyle teriz. Haydi bak. Ulan acayip bir şey ya. Bunlar müşte ya. Bir tane, iki tane değil ki. Sen de böyle gideceksin. Merak etme, sabret. Dişini sık. Yakında gideceksin zaten. Dünya için ahiretini unutmasın. Son okuyorum yani. Ahiretini dünya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Malayani. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selamette kabir kapısını açıp saadeti ebediye girsin. Haşiye. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, bak, şahsıma karşı olan davama değil, şahsıma karşı olan zulümlere, davasına da yapmışlar, sıkıntılara aldırmıyorum, emniyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyor. Sen de selameti kalp istersen, tecridi akıl et, tecridi kalbine mukayyet ol, tecridi kalp, tecridi akıl, dünya saadetini yaşa. Yoksa
bir sürü çapraşık yollara girip düşünce boyutumuzda ruhumuzu dikenli yollara sokmayla hiç kimse istifade etmez. Dünyamızı zehir ederiz, o kadar. Onun el freni çek, takos koy, in aşağıya. Bu kadar diyecekler. Allah hayırlı ömür versin, amin. Hayırlı gitmeyi nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuza Cenab-ı Hak İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan bizi ve çoluk çocuğumuzu sevdiklerimizi emin eylesin. Amin. Ya Rabbi, ehl-i imana, hasreten nur talebelerinin evlerine, erva-ı habiseler ve onların vesile oldukları haleti sufliyeleri, mevadi sufliyeleri, mevadi şerileleri tarmar eyle ya Rabbi. Amin. Onların yerine Risale-i Nur ve Kur'an-ı Nur'unu hakim yap ya Rabbi. Amin. Evlerimize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un huzurunu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Alemimizi Risale-i Nur ve Kur'an'la nurlandır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, tövbe için kalkan ellerimizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin içine, dilimizi dilinin içine, tövbemizi tövbesinin içine koyuyoruz. Kabulü kalbin eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.